Evet. Merhaba arkadaşlar. Merhaba. Evet. Neyi anlatacağız Miraç? Bu sayıda neyimiz var? Benim meraklı minik Mayıs 2018. Bu videoya kaç like gelsin? Kaç like gelsin? Açalım mı? Evet arkadaşlar, Bilim Teknik Dergisi'nin meraklı minik sayısı Mayıs 2018. Evet, açalım biz bunu. Hadi Miraç, yardım et bana. Açılır. Asıl. Ops. Evet. Bir tane. Poşetimizi alalım. Oyun yeriyle. Evet. Akası. Onları birazdan bakalım. Şimdi evet, dergimiz bu şekilde. Neler çıktı içinden? Evet, çiçekli bitkilerin incelemenin tam zamanı diye bir kitapçığımız var. Çiçekli bitkileri inceleyeceğiz biraz sonra. Burada reklamımız var. Siz de abone olun arkadaşlar Bilim Teknik Dergisi'ne. Evet, başlangıç burada. Oyun, evet neler var? Çıkartmalarımız var yine Miraç. Çıkartmaları görüyor musun? Bunların hepsini çıkartacağız. Oyunlar var, çiçekler var. Bu sayıda biz çiçekleri öğreneceğiz. Gördüğünüz gibi burada da yine eşleştirme kartları var. Evet, aynı çiçekleri bulacak. Bütün dergilerde oluyor bunlar. Evet, bütün dergilerde oluyor. Eşleştirme kartlarımız, çiçekler. Bunları bu tarafa tekrar koyalım. Evet, şimdi dergimizi açalım. Bakalım neler var içerisinde. Dergimiz geldi. Evet, şimdi kameramızı dergimize doğru çeviriyoruz arkadaşlar. Bakalım neler varmış. Hazır mısınız? Hoppala. Evet. Gene yazıyla başladı. Tabii ki. Çünkü içindekiler bölümü var. Kiraz ağacının çiçekleri. Bitki ressamları iş başında. Bitkilerin büyümesi için ne gerekiyor? Bu üflediğimiz çiçeklerden değil mi? Evet. Bu tarafa doğru gelin. Evet, çevirelim bakalım neler varmış. Dur, fazla geçtik. Kiraz ağacının çiçekleri diye bir hikayemiz var bu sayıda. Bunu aldığınız zaman okuyabilirsiniz. Biz bunu burada uzun uzun okumayacağız değil mi Miraç? Çünkü biz bunları video dışında kendimiz okuyoruz. Öyle değil mi? Bitki ressamları iş başında diye bir bölüm var. Bak şimdi burada neymiş? Hangi? Ne diyor? Haydi önce resmi incele. Sonra da aşağıdaki çiçekleri büyük resimde bulup göster diyor. Bunlar burada nerede diye. Onları buluyor musun? Bak şurada var. Buldum. Onları kırmızıları buldum. Evet. Bundan birkaç tane var. Bir, iki. Dur, kalem getirip sayıyorum. Bitirelim, en son ona gene bakalım, olur mu? Çevirelim. Bitkilerin büyümesi için ne gerekiyor diye bir bölümümüz var arkadaşlar. Her canlının sağlıklı bir şekilde büyüme... Ne? Her şey... Okuyamadım. Her canlının sağlıklı bir şekilde büyümek ve yaşamak için bazı gereksinimleri vardır. Uyumak, yemek yemek ve su içmek. Bizim gereksinimlerimizden bazıları bu gereksinimlerimizi yeteri kadar karşılamamız gerekir. Ne çiçek ağacı. Çiçek ağacı. Bayağı bir değil mi? Ağaçta yüzlerce çiçek var. Yani uyumamız gerekiyor, yemek yememiz gerekiyor, su içmemiz gerekiyor. Bitkiler de aynı şekilde. Onların da dinlendiği vakti oluyor. Yemek yiyorlar. Nasıl yiyorlar? Ya topraktan alıyorlar ya da yağmurla alıyorlar değil mi? Evet. Ama suya. Evet, su. Ya da sen suluyorsun. Ne yapıyoruz? Biz bitkilerimizi ne yapıyoruz? Suluyoruz değil mi? Çevirelim mi? Bak burada ne yapıyor? Bitkileri suluyor. Sibel Hanım domates fideleri varmış. Domates fidelerini suluyor. Bak burada hangisini suladığını burada hangisinden kaç tane gibi bir oyun var herhalde. Bunu daha sonra okuyalım. Yapalım arkadaşlar. Kimler bal özü sever? Evet. Arılar bal alıyor değil mi? Evet. Bu da. Bazı kuşlar, bazı karıncalar alıyor. Kelebekler de alıyor. Yani bal özünü içiyorlar. Böyle çiçeklerin ucunda Miraç bal özü oluyor. Bununla beslenebiliyorlar. Ops, evet. Çiçeklerin arasında kimler var diye bir bölümümüz varmış. Arılar. Uçan kaç tane bambüs var? Bambüs. Gelinciklerin üzerinde kaç tane bambüs var? Burada şeyleri, böcekleri. Böyle evet, iki tane bambüsleri, arıları. Çiçek. Hepsini sayıyoruz. Geçelim. Bu çiçekler çok ilginçmiş. Bir saniye Miraç. Şimdi ben bunu bir okuyayım. Arkadaşlar da öğrensin. Şimdi bu çiçeklerin adı akşam sefası. Akşam sefasının çiçekleri koklamak istiyorsan akşam üstüne kadar beklemelisin. Çünkü akşam sefasının çiçekleri güneş batarken açar. Yani güneş batarken, akşam olurken açmaya başlıyor. Gece boyunca etrafa güzel bir koku yayar. Sabah olunca da kapanırlar. Bak burada kapanmış bir hali var. Gördünüz mü arkadaşlar? Burada gündüzleri kapanıyor. Akşamları da açılıyorlar. Açılınca da çok güzel kokuyor. Burada bu çiçekler de yüzebiliyor. Gördünüz mü? Nilüfer. Nilüfer çiçekleri suda yüzebiliyor. Evet. Pembe renk.
Evet, Nilfer yaprağında kim dinleniyor? Yapıştırıyorum. Evet, buralara yapıştırma bölümlerimiz var arkadaşlar. Çevirelim. Evet. Ben dediğim bu da bunların üflenmiş. Bunların adı ne biliyor musun? Ne? Kara hindiba. Kara hindiba tohumları rüzgarla beraber yayılıyorlar. Kara hindiba. Kara hindiba. Bak bir sürü var kara hindiba. Gördün mü? Bunların hepsini koparırsın, bitirirsin. Evet. Bak kara hindibalar çiçek açtığı zaman bu şekilde gözüküyor. Bunlar çiçek açabiliyorlar. Çiçekler solar ve tohumları gelişiyor. Yani hepsi, bak burada minicik tüycükler var. Paraşüt gibi uçuyorlar bunlar. Onları ben sevmem. Niye? Çok mu uçuyor? Evet. Çocuklar botanik bahçesinde. Onu tutunabiliyorsun, hiç kopmuyor ve seni havada uçuruyor. Nasıl, bir daha bir anla? Sanırım bu kopmuyor, bilmiyorum. Kopmuyor değil mi? Evet. Botanik bahçesine devam edelim. Ona tutunmayalım hiç. Evet. Burası da bir botanik bahçesi. Çiçeklerin olduğu, böyle bitkilerin çok yoğun olduğu yerlere ne deniyor Miraç? Botanik bahçesi. Evet. Botanik bahçesi. Bazı bitkilerin çiçeklerini yeriz. Acaba hangi çiçeklerin, hangi bitkilerin çiçeklerini yiyoruz? Bak burada ne var? Kabak var. Salatalık. Kabak. Kabağın çiçeği var. Burada karnabahar var. Burada biz ne seviyoruz en çok? Enginar. Evet, enginar var. Brokoli. Evet, brokoli. Aferin sana. Evet, orası da brokoli. Çok merak ediyorum diye bir bölüme geldik. Burada gördüğünüz gibi papatyalar, gelinciklerde kır çiçekleri var. Bunu hiç sayamayız bence. Bence de sayamayız. Geçelim. Haydi mutfağa. Meyvelerden kır çiçeği. Evet arkadaşlar, meyvelerden parça parça keserek kendinize bir çiçek yapabiliyorsunuz. Bir tane elma. Bir tane kayısı. Bu neydi? Dut mu var? Ne var orada? Bir tane de kivi. Ve bu şekilde diziyorsun, yapıyorsun. Şurada dutlar var. Evet. Çiçek yapabiliyoruz. Küçük eller iş başında, sizden gelenler bölümü ve oyunları bize anlatılan bölüm var. Arkadaşlar bunları yapabiliriz. Evet, renkli kağıtları birbirine yapıştırarak. Ve bu sayımız bu kadar arkadaşlar. Bir de şurada şöyle bir şey var. Bir küçük bir kitapçığımız var. Çiçeklere Büyüteçle Bak diye bir bölüm var. Renkli Çiçek Avına Çık bölümü var. Çiçek bölümü yapıyor. Çiçekleri taç, yapraklarını say. Bunlar hep yapraklar oluyor. Dime dedin az önce. Dime dedim. Dime dedim. Gördüğünüz gibi resim yapma zamanı. Miraç, burayı yapacağız daha sonra. Bu kitapçıkta bulunan çiçek bitkilerin adları. Bak, çiçeklerin isimleri var. Bunları öğrenelim. Sen bazılarını biliyorsundur. Evet. Söyle. Şu gül ki. O lale. Lale. Evet. Bu ne? Gül. Biraz önce gül demiştim. Evet arkadaşlar, ben size söyleyeyim. Bu deve dikeni. Deve dikeni. Az önce ben bunu zaten görmüştüm. Evet. Bak şu Japon gülü. Bu neymiş? Kan damlası. Ben de bilmiyorum. Kan damlası. Yayla çanı. Bilmiyorduk. Aynen. Öğreniyoruz. Aha. Kara hindibamız. Bu da topuz. Toplu. Dikenli gibi duruyor. Evet. Dikenli. Reşat'ın otu. Görsem bilemem. Sumbala. Ben de bilmiyorum. Sumbala. Kantaron. Ha. Ünlü kantaron buymuş demek ki. Ballı baba. Bu ballı babaymış. Ballı baba. Evet. Bu da kurbağa kaşığı. Kurbağa kaşığı. Öğrendik. Çok komik evet. İsimleri var. Evet arkadaşlar. İki tanesi. Meraklı minik. Ballı baba. Mayıs sayımız da bu şekilde. Evet. Çok güldürücü. Bu sayımız da bu kadar. Daha sonraki sayıda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın. El sallıyoruz. Birçok videoda görüşmek üzere.